duruyor. Bir arkadaş Gürcistan yaşanabilir bir yer mi diye sormuş. Valla şöyle diyeyim, turistik açıdan çok güzel bir ülke. Yani ziyaretçi o açısından gerçekten dünyanın en güzel ülkelerinden biri. Doğa şaheser, son derece çeşitli. Yani böyle bir 100 kilometre gidersen başka bir coğrafyadan başka bir coğrafyaya geçiyorsun. Olağanüstü dağlık, olağanüstü yeşil. Yani cennet gibi bir yer. Tabii mevsimin de büyük etkisi var. Nisan ayında dünyanın her yeri, daha doğrusu Kuzey Yarımküre'nin her yeri güzeldir. Burası bir başka güzel. Şehir Tiflis çok hoşumuza gitti. Benim Tiflis'e üçüncü veya dördüncü gelişim de bu kadar derinlemesine herhalde tadını alamamıştım. Çok hoş ve sempatik bir şehir. Yani girintisi, çıkıntısı, mimarisi çok insani boyutlarda olan güzel bir şehir. Sosyal hayatının da, eğlence hayatının da müthiş olduğu söyleniyor. Fakat tabii şimdi Covid münasebetiyle vaziyet biraz kötü. Gece 9'dan sonra sokağa çıkma yasağı var. Restoranların çoğu kapalı. Bir kısmı yasa dışı olarak gizlice şey yapıyor, hizmet veriyor. Neresi olduğunu bilirsen dışarıdan böyle kapalı görünüyor. Sandalyeleri falan yığmışlar, kara perdeleri de indirmişler. Hiç ses seda yok. Tık tık yapıyorsun. Birisi böyle perde arasından bakıyor. Polis olmadığına kanaat getirince kapıyı açıyor ki içeride oho millet eğleniyor, kalabalık falan. O da çok güzel bir şey. Halkın yasalara uymadığı kültürler ve ülkeler diğerlerinden daha insani, daha güzel, daha keyifli, daha ahlaklı toplumlardır. Bunu da aklımızda tutalım. Şarapları çok güzel. Size bugün şarapla eşlik ediyorum. Şahane şaraplar yapıyorlar. Eskiden beri vardı Gürcistan şarapları da şimdi bu iş almış başını gitmiş. İsrailliler bir hayli yatırım yapmışlar diye anlatıyorlar. Özellikle ülkenin doğu tarafında, Kaheti denilen tarafında adım başı şarap üreticisi ve çok güzel şaraplar. Yani öyle bildiğin gibi değil. Hakikaten dört dörtlük şaraplar. Kişilikli şaraplar. Vay canına dedirten güzellikte şaraplarla dolu bir memleket. Bu da aklınızda olsun. Yaşanabilir mi sorusunun cevabını birkaç kişiye burada sordum. Birbiriyle doğal olarak çelişen cevaplar aldım. Şimdi bana bu soruyu sormanız biraz abes çünkü ben size daha önce çeşitli vesilelerle Kanada'nın mesela yaşanmaz bir memleket olduğunu, Almanya'nın kesinlikle yaşanmaz bir memleket olduğunu söylemiş olan adamım. Yani benim sözüme güvenilmez. Gürcistan ciddi problemleri olan bir ülke ve hangi ülkede olursa olsun yabancı birinin hele hele böyle suya sabuna da dokunmaz bir hayattan çıkıp bir işler yapmaya, kendini göstermeye teşebbüs ettiği bir ülkede, yabancı bir ülkede yaşamak zordur, çok zordur, imkansıza yakındır. Yani insanı yıpratırlar. Burasının da o açıdan çok farklı olmadığı anlaşılıyor. Biliyorsunuz bir dönem bundan 30 yıl kadar önce, 20 küsur yıl öncesine kadar burası bir şeydi, Texas. Yani 19. yüzyıl Teksas'ı gibi bir yerdi. Çeşitli çetelerin, çeşitli mafyaların, çeşitli silahlı siyasi grupların cirit attığı bir ülkeydi. Bir tür iç savaş yaşadılar. Yani böyle yavaş çekimde bir iç savaş yaşadılar yıllarca. Ona da biz vaktiyle tanık olma imkanını bulmuştuk. O dönem aşılmış. O dönemden iz yok. Turizm bir hayli gelişmiş. Şehirleri, kasabaları bayağı bir böyle şey yapmışlar, güzelleştirmişler. Özellikle Tiflis'te çok çok işler başarmışlar bu 30 yıllık sürede. Özellikle Saakaşvili zamanında. Gerçekten şehri güzelleştirmek yönünde epeyce bir çabalar göstermişler. En önemli gözlemimiz neydi
diye sorduğumuzda epeyce burada sohbet ettik tabii. Bir sürü her konuda fikir sahibi olan genç insanlar artı ben artı İra olunca ne tartışmalar, ne yorumlar, ne analizler döktürdük bilemezsiniz.